Asya Bağlı Oraboy Gölü'ndeyiz. Burası 300 metre kareye yakın bir hektar alanı sahip bir göl. 355 daha doğrusu onu söyleyeyim size. 25 metre derinliği var. 300 metre de genişliği. Çok doğal bir göl. Etrafında ağaçlar gördüğünüz gibi dağ şeklinde. Bayağı kalabalık, inanılmaz kalabalık. Şunu söyleyeyim. Giriş için ücretsiz diyor bahsettiler. Ücretsiz değil. 12 TL giriş ücreti alıyor. Bunu sürpriz olabilir size siteden baktıysanız. Onun dışında gölün içinde birkaç tane rakı şişesi falan gördük. Bunlar kötü bir şey. Olmaması gerekli. Gölün etrafına bir tur atacağız zaten. Çadırla karan arkadaşlar da var burada kamp yapan. Devam edeceğiz böyle. Bu arada bayağı kalabalık bir bunu söyleyebilirim size. Buraya yani yazın geldiğiniz takdirde bu kalabalığı planlayıp gelin. Amasya'dan tarihi görüntüler. Burada Amasya Kalesi'ne çıkacağız. Böyle yeşil ırmak bize doğru göz kırpıyor. Şimdi burada bir tur atacağız Amasya'nın içinde. Evet arkadaşlar, Amasya'ya geldik. 110 bin kişilik bir merkez nüfusu var. Gerçekten çok tarihi bir yer. Mustafa, Amasya hakkında düşüncelerin ne kanki? Güzel bir şehir. Daha gezilecek yerleri var orada, bir bakacağız. Evet, dolanacağız baya. Baya da yandık yani, çok sıcak. Öyle bir yere gel. Şöyle kalede şurada, oraya da birazdan çıkacağız. Gerçekten efsane ya. Ama bayağı sıcak, gerçekten çok sıcak. Telefon yanlışla bir sesi ya, ne olur. Allah korusun. Kanka nasılsın? İyiyim. Bayağı sıcak ama çok güzel ya. Evet, manzara çok güzel. Osmanlı evleri enfes. Şurada kaya mezarı. Bu da 17 günün gelişti. Bayramımızın sabahı.
Yap bir Barış daha bak ya. Apa tam yakıştı sen o adama. Burada tam aşağıki tarafı. Merkez bura. Biraz da aşağıda bir saat kulesi var. Amasya'nın şehir merkezinde. Böyle. Dolanıyoruz. Evet, kazı mezarlıklarının olduğu bölge. Şimdi göstereyim şuraya da. Evet, şöyle. Nasıl gitmediniz oğlum? Hepiniz Sümele'ye gittiniz. Sümele'ye hiç girmedim de. Ya. Yanına mı geçtim? Git 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 az da. Müzenin giriş yeri. Burada manzarası. Müzenin ilk giriş kapısının olduğu yerdeki manzara. Böyle şimdi. Müzenin içeri girelim. Şöyle. 5 TL ücreti var. Osmanlı hamamı, iki nolu hamam. Kızlar Sarayı bölümünde bunun iki hamamdan birisidir. Böyle bir yazı var. Eski yapıtlar. Türküç hamam. Resim orada bayrak var lan. Oğlum ora, ora en tepe nokta. Şöyle göstereyim. Evet, mezarların isimleri burada. Ali. Böyle bir çıkışı var merdivenlerde. 5 milyon giriş ücreti var bu arada. Şöyle bir yer. Şöyle bir manzarası var. Şöyle göstereyim size. Ha, buraya geldik. Para veriyorsunuz. Gelmeyin. Sadece fotoğraf çekmek isterseniz gelin. Mezar diye boş. Gösterdikleri boş taşlık, yani mezar falan yok. Bir tane bilen varsa yazar bunları, bakın. Ya, hiçbir şey yok yani, boş. Yalandan para tuzağı diyebilirim ama manzarası ya, güzel. Ortada şimdi merdivende var ya. Oğlum mezar var. Ya bak, mezar var ya da açık değil, kapalı. Şu şekilde gösterelim. Tehlikeden dolayı. Kapatmışlar tehlikeden. Mezar kapalı. Var da kapalı. O yüzden hiç bu tarihlerde gelecekseniz gelmeyin. Ama demin girdiğimiz yerde hiçbir şey yoktu mezar namına. Böyle manzara eşliğinde. Para çıkalım. Çekeyim mi sana? Yok yok. Burada eski Osmanlı tarzı ev yapılanması. Ara sokak. Halen telekuru da arkasında soğudu. Sarı gidiyorlar, sarı yakalıyorlar. Evet arkadaşlar, Amasya'nın şu an iç bölgelerinde böyle gidiyoruz. Nüfusu 330 bin civarında bir kentimiz. 330 bin, evet. Şehri 330 bin. Şehir merkezi 130 bin. Tabii çoğu turist olduğu için daha kalabalık. Gecede şöyle efsane görüntüleri var. Böyle mahalle araları. Burada kapatmış tabi. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biriymiş arkadaşlar. Burada fiyatlar var. Karadut 1,5 TL falan. Böyle mahalle araları biraz boş. Çalıp bırakmışlar. Mahalle arasında şöyle ışıklandırması efsane ama. Benden babam telefonu. Evet
arkadaşlar, böyle tekne turları da var. Fiyatlarını öğrenmedim, o yüzden bir şey diyemeyeceğim size. Bizim efsane gerçekten. Burak gece ile sabah arasında bence dağlar kadar fark var. Gece efsane yapmışlar ışıklandırmasını. Göl de efsane görünüyor. Böyle insanlar da sokaklarda. Farklı ellerde çekim yapacağım bayrağımız ortada. Gerçekten Amasya efsane, özellikle gece. Şunu da söyleyeyim. Burada birinci köprünün üst tarafı. Demin şuradaydık. Böyle bir köprü de ileride var. Taraf, evlerin tarafı. Hititlerden başlayan Osmanlı Devleti'nin de merkezlerinden biri olan Şehzadeler Şehri, şehrin Amasya'nın gece görüntüsü. Öyle arkadaşlar, eskiden efsane bir yer. Masanın ara sokakları böyle. Tarih Osmanlı evleri. Burada yalı otelleri falan da var. Canlı müzik falan çalınan kafe restoranları falan da var. Şehrin yani Yeşil Orman arka tarafındaki bölgede. Buralara gece efsane oluyor gerçekten. Burada da tam bir saat kulesi var. Demin geldiğimiz yer şu ara sokak. Burada da saat kulesi var. Şöyle. Abdest devam ediniz, abdest. Üstte de kurtuluş anıtı galiba olması lazım. Bir anıt var. Mustafa Kemal Atatürk ve Amasya Genelgesi'ni yapan ekibin resimleri. Evet arkadaşlar, şurada da su gösterisi var. Saat şu an 11 civarında. Şurada göstereyim daha net. Burada da su gösterisi var. Böyle fişkiyelerle. Efsane. Gece Amasya gerçekten gündüze göre bambaşka. Deminki çekimin böyle. Mustafa, gece Amasya ile sabah Amasya arasındaki fark ne? Güzel mi senin de gece? Vallahi siyahla beyaz gibi çok güzel gece Amasya. Şehzadeler gece, şehri, evet. Aynen. Gece gelmeyi herkese tavsiye ederim. Ali, sen nasıl buldun? Bence sabahlar zaten çok sıcak oluyor burası. Sabah dolaşmak çok zor. Gece görüntüsü zaten çok güzel. Gece gelip dolaşırsanız daha çok eğlenirsiniz. Evet, videonun sonuna buradan geliyoruz. Şu arka tarafta, ara sokaklardayız. Bence sabah ile akşam arasında bayağı fark var. Buraya gece uğrarsanız bence daha efsane olacak. Korumamız da şöyle. Gerçekten Bayburt'tan sonra buraya gelmek bayağı değiştirdi ama gece. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Amasya, Şehzadeler Şehri böyleydi. Kendi çapımda bir şeyleri çektim. Görüşürüz. Yani arabayı da böyle burada bir yere park ettik. Onu almaya gidiyoruz. Orada da bir kaza oluyordu demin.